açıklanıcı bomba manşetten hepinize güzel mutlu bir gün diliyorum. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Yakup Çınar'la Cimbom Manşet'te Galatasaray gündemini değerlendireceğiz. Yakup hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim bana. Teşekkür ederim. Şimdi hemen maçla karşılaşmayla başlayalım. Dün oynanan Gaziantep karşılaşmasıyla sonrasında sizin en çok sevdiğiniz konuya transferlere de geleceğiz. Galatasaray 2, Gaziantep bir. Zaha ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Gaziantep'i mağlup etmeyi başardı evinde Galatasaray. özellikle tabi burada gol sahiplerinden biri Barış Alper Yılmaz. Onun performansı çok konuşuldu. Hani nereye koyarsan oynatılıyor şeklinde. Çok da seviyor taraftarlar da Barış'ı. Sen de çok seviyorsun biliyorum. Özellikle onun özelinde şöyle bir maçı yorumlayalım. Evet. Artık transfer döneminin ortalarındayız ama Avrupa'da e, Cuma günü bitecek. Galatasaray'ın da Cuma gününe kadar iki tane transfer açıklaması gerekiyor. Taraftarın ciddi anlamda beklentisi var. Bu konularla alakalı özellikle Saşa Boy gittikten sonra sağ bek, sol bek'e kim transfer edilecek? O isimlerle alakalı çok sıcak gelişmeler var. Bir de e, Cedric Bakan bu. Galatasaray'dan ayrılabilecek oyunculardan bir tane sürpriz transfer teklifi vardı. Detaylarını burada anlatacağım. Ama öncesinde tabii ki Antep mücadelesini konuşacağız. Az sonra'yı Güzel, verdi gerçekten evet. çok iyi girdin. <laughs> Güzel bir maçtı. Yani ben bir kere keyif aldım tribünden. Galatasaray taraftarlarının da keyif aldığını düşünüyorum. 1-0 geriye düştü. Şumidikanın klasik Gaziantep'i beşli savunma, uzun boylu oyuncular. Çok havadan oynarsanız size gol şansı vermiyorlar. Özellikle ee, savunma arasına böyle atabileceğiniz paslar. işte yıldız oyuncuların ekstra göstereceği performansla kazanabileceği bir mücadeleydi. 1-0 bir geriye düştükten sonra Galatasaray inanılmaz pozisyonlara girdi. Bir türlü değerlendiremedi. Bu sezon 22 tane topu direkten dönmüş. Bu maçta 5 tane yani 5 tane topun direkten dönmesi. Evet. zaten istesen... <laughs> bir hamit var bir de Galatasaray var. <laughs> i̇nanılmaz yani çok fazla pozisyon kaçırdı Galatasaray. Ama Okan Hoca'nın dokunuşları tabii ki yine maçın kaderini değiştirdi. Barış Alper Yılmaz sağda başladı, solda bitirdi. Bitirirken işte sol ayağıyla kariyerin en güzel gollerinden bir tanesini attı. Ki ben dün maçtan sonra da kendisine sordum. Evet abi dedi. Gerçekten Kariyerimin doğru. en güzel golü dedi. Basten golü diyenler var. Ben Ümit Karancı'yım. Ümit Karan'ı çok da severim kendisini. Ee, Ümit Karanın böyle çok güzel golleri vardı. Manisa'ya attığı gol bir benzeri tabii ama Barış Alper'inki de inanılmazdı. Galatasaray taraftarını bir konuda eleştirmek istiyorum. Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdiler. Hı, evet. Bunu Ultra Aslan da dün yaptığı paylaşımla açıkladı zaten. Artık takıma destek olma zamanı dedi. Çünkü şöyle kevser. Bir tarafta Fenerbahçe var. Şampiyonluk yoluna girmiş durumda. Ee, transfer dönemine çok hızlı girdi. Bonucci'yi aldılar. Ondan sonra iki tane daha transfer yaptılar. Arka arkaya oyuncular geldi. Ee, ama Galatasaray tarafında Saşaboy ayrıldı. Ona rağmen Okan Buruk elindeki kadroyla en iyi futbol oynatmaya çalışıyor. Ve Fenerbahçe ile şu anda başa baş mücadele ediyor. Kerem Aktürkoğlu da sol açığa geçtikten sonra yani kendi mevkisine geçtikten sonra inanılmaz katkı vermeye başladı. Dün de gol atabilirdi, kaçırdı ama taraftarın mutlaka arkasında durması gerekiyor. Ultra Aslan dün 90 dakika takımı destekledi ama e, hani ben bilet alıyorum, istediğimi yaparım diyen belli bir taraftar kesim var. Onların tepkisi vardı Galatasaraylı bazı oyunculara ki Kerem bunlardan bir tanesiydi. O yüzden şu şampiyonluk yolunda daha büyük destek vermeleri gerekiyor. E, dün özelinde savunmada neredeyse hiç hata yapmadılar. Davinson'un yükselen performansı var. Nelson inanılmaz bir noktaya geldi. Ee, onun dışında sağda Barış Alper sağ bekte zaten iyi performans gösterdi. Berkan'ı bu kez sol bekte izledik. Okan Hoca'nın yine dokunuşlarından bir tanesi. Oynadığı süre boyunca inanılmaz iyi oynadı. Belki bir iki tane asist yapabilirdi. Dün Galatasaray'ın ileri uçtaki oyuncuları çok fazla gol kaçırdı. Onun dışında Torreira maçın en iyilerinden bir tanesiydi. Galatasaray kazanması gereken bir mücadeleydi. İyi oynayarak kazandı. Fenerbahçe'ye gözdağı verdi. Aynı zamanda şampiyonluk yolunda yoluna devam etti. Sence şampiyonluk yarışı kaçıncı hafta biter? Ben son haftaya kadar gidecekmiş öyle gibi mi? gözüküyor. İnanılmaz. Çünkü fiksüre bakıyorum bak Fenerbahçe'nin daha zor Galatasaray'ın daha kolay ama maçlara baktığın zaman hiç öyle değil. Şimdi Fenerbahçe bu hafta Ankara gücü maçı zorlandı. Galatasaray-Gaziantep maçı zorlandı. Şimdi önümüzdeki hafta oynayacakları maçlar hani bir de çok takımlar düşme yandık. potasına düştüğü evet. zaman o zaman daha kritik olacak. Evet. Yani o kritik haftalarda can havliyle daha çok mücadele edecekler. Daha zorlu maçlar geçecek. %100 puan kaybı yaşayacak iki takımda. Hı hı. Ama baktığımız zaman fikstür avantajı Galatasaray'da şu anda transferle ve e, taraftar bütünlüğü anlamında sanki e, Fenerbahçe tarafı avantajlı gibi gösteriliyor ama Galatasaray ne kadar Fenerbahçe'nin şansı varsa o kadar şansı var diyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe'de tabii ilk gün biliyorsunuz. Birinci ve ikinci gün direkt e, transfer açıkladılar. Ara transfer dönemini. E, o açıdan hani uyum sağlaması açısından daha hızlı olması açısından evet. Ama şöyle bir avantajı var bence Galatasaray tarafının. Galatasaray çok büyük bir satış gerçekleştirdi. Şu an eli çok rahatladı. Şimdi hangi oyuncuları alabilir birazdan geleceğiz zaten. Tabii. E, ama önce senden bir 11 puanlaması isteyeyim. Bu arada... Teknik direktör Okan Buruk, Galatasarayın başında iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu Galatasaray'da bunu da altını çizeyim. Dün bir Twitter'da tartışmalıydı. Bildiğin tartışmaları... kadarıyla yabancı da yok. Bak onu bilmiyorum ama dün Tabii. şey tartışması oldu. Hani daha önce işte Mustafa Denizli olmuştu işte Türk teknik direktör deyince diye ama bu Galatasarayın başında onu söyleyelim. Gerçekten çok iyi performans. İnanılmaz. Okan çok iyi. Buruk, Okan Buruk tarih yazıyor. Galatasaray'a geldiği ilk günden beri birçok insanın kafasında soru işareti vardı ama inanılmaz işler yapıyor. Yani e, sadece teknik direktörlük yapmıyor, takımdaki o yıldızları yönetebilmesi, her maç özelinde verdiği kararlar, hamleler, maç içerisinde oyuncu değişiklikleri hep cesurca evet. ve bunun karşılığını e, bu galibiyetlerle alıyor. Ee, şu anda geçen sezon şampiyon oldu, bu sezon şampiyonluk yolunda inanılmaz bir puan ortalamasıyla yoluna devam ediyor. İşin bir de hani hiç konuşmadığımız tarafı var UEFA Avrupa Ligi. Orada bu takım gereken takviyeleri yaparsa finale kadar gidebilir. İnşallah, umarım. İnanılmaz. Bu... Biz de takip ederiz çok yakında. Tabii 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 inşallah. Bu arada e, şey burada mesela Boye de. E yani özellikle o kamburuk özeline de değinmek lazım. Şimdi şans veriyor, oynatıyor ve düşünsene o kadar bonservis aldığın bir oyuncu zamanda kadro dışı da kalmış ve şimdi 30 milyon euroya satılıyor. İnanılmaz bir şey. Bunda Okan Hoca'nın oynattığı o cesur futbolun %100 etkisi var. Boy konusuna gelince orayı detaylandıracağız. Tamam. Şimdi hemen bir 11'i puanlayalım. Muslera on üzerinden yapıyoruz puanlamayı. Evet. 7,5. Nelson. 8,5. Davinson Sanchez. 8. Berkan. Yedi buçuk. Kaan. Yedi. Toreyra. Sekiz. Kerem Demirbay. Yedi. Barış Alper. Dokuz. <laughs> Mertens. Yıldızlı dokuz. <9. gülüyor> Mertens. Mertens de dünün ilerinden de yedi buçuk. Bu arada en fazla dokuz puan veriyorsunuz zaten. Yani. Yani öyle olunca hani Barış Alper'e tavanı ya vermiş şöyle... oldu. <laughs> Derbi maçı olur, hat-trick yapar. O zaman belki 10 olur. Ama dokuz 9 Güzel bir puan. Evet. Kerem? Demirbay. Mı? Hayır hayır. Aktürkoğlu. Akçırkoğlu. Demirbay o, puanladık. Altı buçuk. Icardi. Icardi yedi. İsminden dolayı. O da daha kendini toparlayamadı. Okan Hoca'ya da dokuz veriyorum. <laughs> evet, Çünkü Okan çok Hoca... kritik hamleler yaptı. Evet, evet. Sizler de bu arada puanlayabilirsiniz. Ya da şöyle yapalım. En beğendiğiniz oyuncu yazın maçta. Ee, karşılaşmada en beğendiğiniz oyuncu kimdi yazabilirsiniz. Şimdi ee, ben hemen kadrodan devam edeyim. Sonra geçelim transferlere. Abdülkerim Bardakçı biliyorsunuz Trabzonspor maçına sakatlanmıştı. E ee, ne zaman dönecek sahalara? Abdülkerim'in tedavisi şu anda gayet iyi gidiyor. Ayın onunda Başakşehir mücadelesi var. O maça hazır hale gelecek. Hı hı. 11 başlamasa bile o maçta süre almasını bekliyorum. Okan Hoca özellikle Sparta Prag'la oynanacak içerdeki maça hazır hale gelmesini istiyor. O maçta 15'inde oynanacak. Yani bir şu anda gayet iyi durumda. Başakşehir maçıyla sahalara dönecek. Pırak maçında da artık 11 sahaya çıkabilecek durumda olacak. Peki. Şimdi boyu'ya gelelim. Saça boyu gerçekten sadece Galatasarayları değil tüm Türkiye'yi böyle bir salladı, bir heyecanlandırdı ve piyasa Hat için de çok iyi oldu. Hatırlarsam burada şunu söylemiştim. Giderse Galatasaray taraftarının üzüleceği isimlerden bir tanesi demiştik. Hiç kimse tahmin etmiyordu ama biz burada detayları anlatmıştık. Saça boy neden gidebilir demiştik. Onu bir kez söyleyelim. Bir ay önce programda bahsetmiştik. Ve beklentilerimizin üzerinde rakamlara gitti. 30 milyon euro artı 5 bonus. milyon 5 euro milyon bonus euro. var. Kolay bonus. Bu arada o dönem arada satış gerçekleşirse o kolay bonusları ödemek zorunda Bayern Münih. Artı 2 tane hazırlık maçı oynayacak Bayern Münih ile. %50 gelir Galatasaray'a kalacak. 1.2 milyon euroya transfer ettiğin oyuncudan... 40 milyon euroya yakın bir para kazanıyorsun. Çok bu acayip, paranın 5 milyon eurosu Rene gidecek Aha. çünkü sözleşmesinde öyle bir madde var. Menajerlerin de aldığı para var ama Galatasarayın kasasına 33-34 milyon euro para girecek. İnanılmaz bir rakam. Gerçekten çok acayip bir rakam. Yani tebrik edelim. Bir de e, şey için de diğer oyuncular, yani diğer takımlar için de iyi bir şey bu. Piyasayı yükseltiyor. Ya Türkiye'den bu rakamlara kimse oyuncu gitmez diyordu. Ha, evet. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edersen, Bayern Münih'i kafa kafaya oynarsan, açık futbol oynarsan, cesur oynarsan, oyuncuların da buna ayak uydurursa, bunu gösterirse gidiyorlar. Net örneğini gördük. Pazarlık süreci şöyle, İlk teklif 17 milyon euro ve Galatasaray yönetimi içerisinde bu teklifi kabul edelim diyenler var. Hı hı. Ama Erden Timur kıyasıya bir pazarlığa giriyor. Bayern Münih ilk önce oyuncuyla anlaştığı için hata yapıyor aslında. Ama bu parayı zaten gözden çıkarıyorlar. O pazarlıklar devam ediyor. Erden Timur rakamı 35 milyon euroya kadar çıkarıyor ve tarihin Türk futbol tarihinin en pahalı transferi Rekon olarak kırık. tarihe geçiyor. Saşa Boy ile ilgili şunu söyleyeyim. E, Fransa'nın banliyölerinde yetişen bir oyuncu. Yani e, aile yaşantısı ki 91 numaralı forma şey 93 numaralı forması da onu e, hatırlatıyor bize. Eee 6-7 kardeşler, ondan sonra babası erken yaşta bunları bırakıp gidiyor. Yani inanılmaz bir film olacak bir hayatı var. Ve 15-16 yaşında Müslümanlığı seçiyor. Enteresan, normalde Hristiyan bir ailenin çocuğu. Sonra Müslümanlığı seçiyor. Türkiye'ye geldikten sonra onu en çok etkileyen şeylerden biri o oluyor zaten. Ki her maç sonu çıkışta elinde seccadesini falan görüyorduk. Böyle enteresan bir tarafı vardı. İnançlı bir insandı ve inanılmaz çalışıyordu çalışmanın karşılığını da böyle aldı. Yani burada evet Erden Timur da tebrik edelim ayrıca. Dediğin gibi hani Okan Hoca, Erden Timur. Kesinlikle. Yani 17 Euro, 17 milyon eurodan 35 milyon euroya çıkmak yani inanılmaz bir ya şey. Nasıl bir pazarlık bu? Ya şöyle söyleyeyim. İlk mesela e, Okan Hoca geldiğinde Antalya spor maçı. Dubois sakatlanmış durumda. Omar sakatlanmış durumda. Cenk Ergün diyor ki ya elimizde böyle bir oyuncu var. Bunu oynatalım diyor. Yani Hı -hı. Onun da katkısı var. Erden Timur'un da var. Takım hı hı. arkadaşı Berkan Kutlu. Yani Frans İngilizcesi çok iyi değil. Berkan Kutlu. Fransızcası çok iyi. İnanılmaz iyi anlaşıyorlar. Buraya adapte olmasını sağlıyor. Yani Galatasaray taraftarından Galatasaray malzemecisine kadar herkesin bu transferde %100 katkısı var ama en çok kendisi. Yani oyuncunun kendisinde bitiyor. Pes etmedi. Ve Galatasaray'a inanılmaz bir para kazandırdı. Peki şimdi güzel bir para geldi buradan. Bu parayla neler alınacak, neler olacak, nelere e, harcanacak? E, bu anlamda avantajı var Galatasaray'ın. Bu arada ben e, bir yandan da yorumlarınıza bakıyordum. Geçen haftaki yorumlarınızı okuruz demiştik ya. Şimdi birazcık yorumlarınızdan da okuyayım. Mesela Kerem Ercan yazmış. Demiş ki Galatasaray'ın en önemli transfer ihtiyacı sol bek ve orta saha. Okan hocamıza güveniyoruz. Şu an Türkiye'nin iyi teknik direktörü. Büyük maçlardaki performansını takdir etmemekte de elde değil diyor. Eee A.U. Lukut kullanıcı isimli izleyicimiz. E, bence 10 numaraya gerek yok demiş mesela. E, Zaha 4 4 ile bu işi çözer demiş. E, Tevfik Sever. Yakup Bey bizim ihtiyacımız bek ve Orta Saha bunlar ne zaman gelecek diye sormuş. Sizler yorumlarınızı yazın. Haftaya da yine seçip okurum içlerinden. Sıcağı sıcağına transfer. O zaman şöyle ayrılabilecek oyuncuları konuşuyorduk. Sedric Bakan bu. Hı hı. Şu anda Galatasaray'ın Afrika Kupası'nda. Kongo ile birlikte milli takımında bulunuyor. Bu oyuncuyu Real Betis ciddi şekilde istiyor. Önce kiralık teklif yaptılar Galatasaray kabul etmedi. Gün içinde 3 milyon euro civarında bir teklif gelecek Galatasaray'a. Bu arada biz şimdi sabah saatlerinde çekiyoruz bu evet. programı. Onu da altını çizelim. Ee, hazırlanması ve yayınlanması bir süre alıyor biliyorsunuz. Hani açıklanmış olursa diye. Real yani. Betis'te, Real Betis'te Pellegrini özellikle ki forvet oyuncularını Bayer Leverkusen'e sattılar. Bakan buyu özellikle istiyor. Israrcılar Galatasaray dediğim gibi kiralık teklif yaptılar kabul etmedi. 1 milyon euro teklif yaptılar kabul etmedi. Gün içinde 3 milyon euro bir teklif gelecek. Burada son kararı Galatasaray yönetimi verecek. Peki. Şimdi başka ayrılabilecek oyuncu var mı bakan bu haricinde? Vallahi Ziyeh gidebilir diye konuşuluyor. Biz Aha. de burada konuşmuştuk ama evet. en son yakın çevresine yine sordum. Ziyeh Afrika Kupası'ndan sonra Galatasaray'a dönecek dediler. Arabistan'dan talipleri var ama oyuncu şu an için Galatasaray'a dönmeyi düşünüyor dediler. Ben hala %50-50 diyorum Hakim Ziyeh için. Peki o zaman geleceklere geçelim. Biz burada açıklamıştık daha önce. Nelson ve Kerem Aktürkoğlu evet. ikisine de teklifler vardı ama Galatasaray bu iki oyuncuyu da bırakmayı düşünmüyor. Ajax Kerem Aktürkoğlu'nu istemişti. Milan ve Napoli de Nelson'u istiyor ama Galatasaray şu aşamada iki oyuncunun gidişine de izin vermiyor. Bu arada Abdülkerim'e de teklif vardı değil mi? Valla şöyle söyleyeyim. Bayern Münih istedi diyorlar. Ben bu bilgiyi doğrulatamadım. Ama Abdülkerim şu anda dünyanın her takımında oynar. İnanılmaz Performans gösterdi çünkü. Peki, şimdi o zaman en heyecanlı kısma geçelim. Kimler gelebilir? Ee, hem sabek anlamında, hem solbek anlamında, hem de on numara anlamında. Hepsini soracağım tek tek. Önce bir istersen sağ bekten başlayalım. Tamam, sabekten başlayalım. Ee, Asinyon. Hı hı. Rende forma giyiyor. Galatasaray sadece kendisi para kazanmadı. Rene de 5 milyon euro civarında bir para kazandırdı. Asinyon da 24 yaşında. Şu anda Ren'in sahabeki Galatasaray bu oyuncu için kiralama teklifinde bulundu. Ren bunu kabul etmedi. Şu anda görüşmeler çok sıcak. Devam ediyor. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istiyor. Hatta 500 bin euro. Şu an Saşaboy da Galatasaray'da 500 bin euro oynuyordu. Maaş beklentisi de 500 bin euro ama 6 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyorlar. Galatasaray kiralık satın alma opsiyonlu bu rakamı 6 milyon euroya çıkarırsa Asinyon transferinin gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Hı hı. Onu söyleyelim. Dün sosyal medyaya düşen bir isim oldu. Detayları sordum. Jonathan Klaus. Marsilya forması giyiyor. Marsilya başkanı kısa süre önce bu oyuncuyu takımdan göndermek istediklerini açıklamıştı. Galatasaray'a menajerler tarafından öneriliyor. E, kiralık satın alma opsiyonunu 5 milyon euroya bırakmaya sıcak bakıyorlar. Galatasaray şu anda bu oyuncuyla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor ama öncelik Asinyon, Canat'ın Klaus ikinci sırada. Hı hı. Bu arada Zeki Çelik konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Ben burada hatta Saşa Boy giderse gelebilecek ismin Zeki Çelik olduğunu söylemiştim. Şu an için biraz zayıf ihtimal gibi gözüküyor. Çünkü oyuncu Roma'dan en azından devre arasında ayrılmak istemiyor. Roma'nın 5-6 milyon euro gibi bir bonservis beklentisi var. Şöyle söyleyeyim. Jonathan Klaus yerine ben olsam Dubai'yi çağırırım Başakşehir'den. Hmm. Ki bir ara gündeme geldi ama Dubai'nin menajeriyle konuştum. Ben şu ana kadar Galatasaray'dan resmi bir talep gitmemiş. Eğer öyle bir şey olursa Başakşehir'den Florya'ya koşarak gelir. <laughs> Net söyleyeyim Leo Dubois çünkü Galatasaray'ı o kadar çok seviyor. İnanılmaz da iyi bir insan. Galatasaray zorunluluktan göndermişti onu. O yüzden eğer çağrısı Leo Dubois'un gelme ihtimali yüksek. Sol bekte de oynayabiliyor, sağ bekte de. Sağ bek için ismi geçenler bunlar ama Asinyon ismi hepsinden ön planda diyebiliriz. Bu e, ben birkaç haber gördüm. Sağ Solbek'i sol aynı takımdan almayı düşünüyor diye e, Galatasaray. Ben duymadım. ya. Ben de öyle bir istihbarat Hı -hı. yok açıkçası. Sol e geçelim o zaman. Rıdvan Yılmaz'ın Adı çokça geçiyordu, çokça konuşuyorduk. Okan Hoca'nın en çok istediği oyuncu Rıdvan Yılmaz. Hı hı. O da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Rangers şu anda bir sol bek arıyor. Bugün açıklayabilirler Galatasaray'da eğer açıklarsa Rıdvan'ı kiralık satın alma opsiyonuyla büyük ihtimalle kadrosuna katacak. Loco Brest'e forma giyiyor ama o da çok yetenekli bir oyuncu. Gelecekte para kazanılabilecek oyunculardan bir tanesi. 8 milyon euro talepleri var. Yüksek bir rakam. Ee, o yüzden bu oyuncu için de pazarlıklar devam hmm. ediyor. Yine sol bekte Marcos Acuna Seviye hmm. forması hmm. giyiyor Galatasaray'ın. Şöyle söyleyeyim. Bir tane sağ bek transferi yapacak Galatasaray, iki tane sol bek yapacak. Bu sol beklerden bir iki tanesi Evet, Rıdvan olacak. Bir tanesi de yabancı olacak. Hmm. Yabancı sol beklerden biri e, gündeme gelen Marcos Acuna hmm. Seviye forması giyiyor. Arjantin milli takımında oynadı, kiralama teklifi yapıldı bu oyuncu için. Olma ihtimali yüksek onu söyleyelim. Okan Hoca'nın da istediği oyunculardan bir tanesi. Bir de Frank Fabra ismi var. Boca Juniors'ta oynuyor. O da yazılan, çizilen isimlerden bir tanesi. Kolombiya'dan, ee, Davinson Sanchez'in de milli takımdan arkadaşı. Bu ismin de olma ihtimali var ama şimdilik Solbek için de Rıdvan Yılmaz ve Açuna isimleri ön plana çıkıyor diyebiliriz. Şimdi o zaman bir tane sağ bek alınıyor. iki tane sol bek, üç transfer. Başka gelecek mi? Şöyle söyleyeyim. Cuma gününe kadar bu üç transferi bitirmek istiyor Galatasaray. Dün gece maçtan sonra saat 3'e kadar Rams Park'ta transfer toplantısı vardı. Erden Timur, Başkan Dursun Özbek ve Ayhan Akman'la birlikte sürekli kulüplerle iletişim halindeydiler. Gelen teklifler vardı. işte bakan bunun teklifinden ve transfer edilecek hı hı. oyuncularla alakalı. Cuma gününe kadar bu transferleri yapacak. Ama biliyorsun Avrupa'da transfer dönemi. Cuma, Cuma günü ayın ikisi bu arada özür dilerim. O güne kadar UEFA listesine bildirebiliyorsun. Üç tane oyuncu bildirebiliyorsun. Hı hı. Muhtemelen bu transfer edilen oyuncular bildirecek. Ondan sonra edilen oyuncular transfer edilir ki bir tane de 10 numara transfer etmeyi düşünüyor Galatasaray. Transfer dönemi bittikten sonra Avrupa'da bittikten sonra Türkiye'de ayın onuna kadar devam edecek. Eğer ee, bakan bu giderse şimdi forvet transferi de yapması gerekecek Galatasaray'ın. Erencan ismini burada sürekli konuşuyoruz. Dün Eyüp Spor Başkanı Murat Başkan'la sohbet etme şansım oldu. Şu ana kadar ne Fenerbahçe ne de Galatasaray'dan öyle ciddi bir teklif yok dedi. Hı. Ama biz de 10 milyon euro istiyoruz dedi. Şunu da söyledi. Bu oyuncunun biraz daha zamana ihtiyacı var büyük takımda oynayabilmesi için. Bir iki yıl daha pişmesi gerekiyor dedi. Ama yetenekli bir oyuncu. Şu anda hem Fenerbahçe taraf hem Galatasaray taraftan da heyecanlandıran bir isim. Dün biz hatta e, Volkan Demirle ile Fenerbahçe yayını yaptık. Orada da konuştuk. E, i̇lgisi var ama teklif yok henüz demişti da. Doğru. Hı -hı. Çünkü 10 milyon euro istiyorlar. Burada iki hafta önce ben söylemiştim. Premier Lig'den talipleri var. Hı -hı. Ciddi anlamda iki tane kulüp takip ediyor kendisini. Ama sezon sonunda transfer etmeyi düşünüyorlar. Şu an için herhangi bir girişim söz konusu değildi. O zaman e, sabek solbek UEFA listesi için bildirilmek üzere Cuma'ya kadar transfer gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca da sonrasında bir 10 numara transferi de bekliyorsun. Doğru. Çünkü şu anda Galatasaray'ın e, üç tane yabancı hakkı var. Yani şöyle söyleyeyim. E, Sergio Oliveira'yı donduracaklar. Saşa boy gitti, Ancelino gitti. 3 tane yabancı transfer. Şimdi. Sol bek sağ bek birer tane yabancı olacak zaten. Bir tane hakkı kalacak. Onu da orta sahadan yana kullanmak istiyor hı hı. Galatasaray. Bu Kamada ismi hala gündemde. Oyuncu gelmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Ama Galatasaray rakamı aşağıya düşürmek istiyor. Çok acele etmek istemiyor. E, transfer döneminin son günlerine kadar bu isimle alakalı Galatasaray gündeminde sıcak gelişmeler yaşanacak. Kamada Okan Hoca'nın beğendiği, takip ettiği, sezon başında istediği oyunculardan bir tanesiydi. Bu oyuncunun da dediğim gibi Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra Galatasaray'a gelme ihtimali hala var. Peki. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, söylediğim gibi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Haftaya da sizin yorumlarınızı e, okumaya gayret edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.